İyi günler. Çok sevgili ve değerli dostlar. Bugün çok güzel bir gün değil. Neden? Çünkü bu videoyu ikinci kez çekiyorum ve video çeken birisinin başına gelebilecek en kötü şeylerden biri bütün senaryoyu bitirdikten sonra videoyu tekrar çekmek zorunda kalması. Çünkü odaklamayı eski odaklamada bırakmışım, kasaya odaklamışım. Bugün sizlerle beraber Vomier K87'yi inceleyeceğiz. Çok şükür çok farklı bir şey. Evet. Şimdi hemen kutu açılımına geçeceğiz. Fakat şunu söylemek lazım. Biz eğer zorlamazsak yerli markalar hiçbir zaman bu tür ürünler getirmeyecekler. Çünkü onlar işin ticaret kısmına bakarlar. Farklı bir şey getirmek istemezler. Daha çok tutulan, satılan ürünü getirmek isterler. Bu yüzden sıkıntı oluyor. Biz zorlarsak eğer daha farklı ürünler çıkacak. Kutu tasarımı bence güzel. Tabii biraz pert olmuş. Ben bu kutu şeklini seviyorum. Normal kutuya benziyor bildiğin. Şurada da güzel bir detay verilmiş. Hani tek renk. Açalım hemen ve görelim. Cidden çok farklı bir ürün. Şaşkınlıkları bilerekten sizinle yaşamak için bazı şeyleri denememiştim. Ama o videoda kaldı o heyecanlar maalesef. Ya bunlar çok garip yapıyor. Tamam bak, şu çok dandik ama şu poşet en güzeli. Şöyle bir parça çıkıyor. Parçalar. Kablo. Şöyle bir mevzu var. İlk başta bir ses testi yapacağız. Fakat ses testi yapmadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu klavyede gereksiz şeyler yok. Gereksiz dediğim nedir? Altına üstüne tuşların tekrardan bir yazı yazmak. Veya İngilizcedir, Türkçe'ye çevirdiğini iddia ederek altına tekrardan başka harfler koymak. Veya burada ses tekerleği olur. Ses açma kapama tuşu olur. Bir de FN kombinasyonuyla buralara ses açma kapama atanır. İki kere olur. Beni tanıyanlar şunu bilir ki ben kaliteden bile daha öncelik neye veriyorum? Tasarıma. Type-C kablomuz var. 1.8 metre diyelim. Çok güzel bir dokunuşu var. Bak, gereksiz şeyler yok. Reklam, marka, model hiçbir şey yok. Ya kanka sen burada bak görüyor musun? Bir reklam, bir yerde yazı, ekstra bir şey görüyor musun? Bu işte. Tamam mı? Ben bunu diyorum. Şimdi bunun altında ayaklar yok. Yani şöyle yükseltme ayakları yok. 4 tane kauçuk ayak var. Bunlarla sağlam bir şekilde zaten ağır olduğu için her mekanik klavye, birçok mekanik klavye gibi sıkıntı olmuyor. Type-C takıyorsun, çıt ediyor. Çıt etmedi bir sefer ama dur bakayım. Bunu hemen geçmeden önce söyleyelim. Bir tek şurada şöyle bir sıkıntı var. Burası maalesef karta bağlı. Yani karta zaten bağlı ama dışarıdaki kapta onu koruyacak bir sertlik, onu böyle tutan bir şey yok. Kırılır mı kanka? Ben çok zorladım. Diğer videoda da zorladım. Tekrar zorluyorum. Kırılmaz ama hadi kırılsa bile en kötü lehimlersin. Neyse bir takalım. İlk başta bir ses testi yapmadık değil mi? Bu arada bunun mavi sivici, kırmızı sivici, siyah, turuncu, kahverengi sivicileri var. 5 farklı sivice sahip. Neyse ses testimizi yapıyoruz. Bakalım bunu anlayacak arkadaşlar var mıdır? Silelim. Lütfen artık mavi demeyelim. Türkiye'deki birçok kişi ses gelince mavi diyor. Bakın farklı switch türleri de saydım. Bunlardan biri olabilir. Bir tahmin edin. Sonra açıp bakalım. Açalım. Açıyorum. Biraz yani çıkmaz. Demek ki sert açılıyor. Allah! Tüh! Görüyor musun? Mavi. Fakat bu normal bir mavi değil. Buna geleceğiz şimdi. Ciddi konular var. Çerçevesiz bir tasarım var. Bu tasarım sayesinde yanlardaki tuşları kolaylıkla çıkarabiliriz. Ama genellikle orta tuşları çıkarmak kolay olmaz. Bunun için bir aparat gerekir. Veyahut bir sene sonra atıyorum daha rahat bir temizlik yapayım dersen o zaman tabii ki buradaki aparat senin için önemli olacaktır. Bunu göstereceğim. Şu da hani araları hiç açmadan temizleyebilmek için bence güzel. Yani ben seviyorum. En azından her mekanik klavyede çıkmadığı için de bu her zaman size lazım olacaktır. Sonuçta senede bir pisleniyor yani. Masanın üzerinde bir şey yediğimde dökmesen bile bunun üzerine yine de kirleniyor. Şöyle bir güzellik var. Normalde bunu ilk defa az önceki videoda denemiştim ama mecburen şimdi tekrardan göstereceğim. Az önce daha heyecanlıydım çünkü ilk defa burada denedim. Şimdi ikinci kez deniyorum. İlk heyecan olmayacak ama şu metal aparatla beraber şu iki yandan bastırarak sivici, bak mandallı bir yapı gibi düşün. Çıkardım bak hala ışığı yanıyor. Switch çıktı. Ama bu şey değil. Mekanik hisli gibi değil. Hani bize bir firma demişti ki kardeşim bunu ben satıyorum. Ben mi bileceğim mekanik olup olup. Abi ama mekanik değil. Anladın? Bizde böyle ilerliyor biraz. Diğerine diyorsun abi bu mekanik değil niye başlıyor? Abi patron öyle istedi pazarlama. Konu farklı bir yere gitti. Burada iki tane pin var. Bu pinler aynen priz gibi buraya girip çıkabiliyor. Ve çok basit. Yarın öbür gün istediğin bölgeyi veya tamamını değiştirebilirsin. Maalesef bunlar bizim ülkemizde yok. Ben hayatımda ilk defa deniyorum. Biz şimdi bu ürünleri tanıtıyoruz ya. Satıyoruz sonrasında. İkinci el olarak. Ama ben bunu satmam. En kötü kullanmasam bile buraya bırakırım. Buraya
yazı yazdım. Geriye gidiyorum. Tekrar bunu taktığımda hemen iletişime geçecek. Taktın. Gidiyor. İsterseniz beyaz masamızda, ki beyaz masa şu an maalesef çok dolu. Bunun incelemesine bir bakalım hızlıca. Modlara bakalım. Ses testine bakalım. Tekrar buraya gelelim. Evet sevgili dostlar, şu an beyaz masamıza geçtik ve ürün karşımızda. Sağımızda 2, solumuzda da 2, toplam 4 tane ışığımız buraya doğru bakıyor ve şu an güçlü bir aydınlatma olduğunu görebiliyoruz. Ben de genellikle ürünün başındayken kullana kullana öğrenirim. O yüzden yanlış bir şeyler yapabilirim. Zaten ezberlediğimiz az çok şey burada kullanılacak. Tabi burada bir gösterge yok. Bunların altında bir şey yazmıyor. Bence böyle sade olması daha güzel. Modlara geçmeden önce hemen şunu söyleyelim. İngilizce Q dizilime sahip. Tabii ki Türkçe yazılabiliyor. Hani İngilizce olması benim için problem değil. Fakat birçok arkadaş Türkçe isteyecektir. Türkçe seçeneği tabii ki yok veya büyük enter isteyecektir. Ama ben böyle kullanmayı seviyorum. Çünkü hem daha simetrik oluyor bu açıdan, hem de birçok İngilizce klavye kullandığımız için mecburen buna da alıştık. Şöyle yapalım. Şimdi modlarda buradaki ışığı kapatıp açmaya yarıyor. Buradan renk seçebiliyoruz. Herhangi bir modun rengini değiştirmek için. Mesela RGB renk kalsın. RGB renk üzerinden ben olayı anlatayım. Buradaki kapatıyor ve açabiliyoruz. Bunun dışında bunların hepsinin içinde 2 veya 3'er tane mod var. Tabi bunun hızını da şu iki tuş ile ayarlayabiliyoruz. Bunu da eskiden görmüştüm. Home tuşuna bastığımızda evet bakın farklı bir şey oldu. Satır. Farklı şeyler deneyebilirsiniz. Zaten artık hepsinde milyon tane kombinasyon var. Hani ben genellikle şu tarz kullanmayı severim. Bu acaba bunun yönünü de aynen, tamam güzel oldu. Bak bunu da burada öğrendim şimdi. Yönü de şu tuşla değiştirebiliyormuşuz. Bu rengi değiştiriyor bakın. Kırmızı. Mod aynı kaldı. Bu sadece renk değiştiriyor. Bu yön değiştiriyor. Ben bu yöne doğru severim genelde. Bakalım. Yıldız modu diyoruz bir nevi. Kayan yıldız bu da. Şu da güzelmiş aslında. Hani bu da ortadan bir ışık dağılıyor. Şöyle yaparsak da herhalde içe doğru kapanacak. Aynen. Genellikle hepsini ezberlemişiz zaten. Bunu beğendim. Böyle diyelim. İsterseniz kapanış bölümüne doğru geçebiliriz. Geldik tekrardan buraya. Çok muazzam bir mevzu var. Tabii ki bunun en güzel tarafından biri aslında bu ürün bir tık kendiliğinden modifiyeli. Ve modifiyeye de izin veriyor ileriki aşamalarda, işte tuşların değiştirebilip switch'in direkt değiştirilebilmesi. Bunun en üst örneklerinden birisi. Hatta en üstü şu anlık aklıma gelen. Belki ileride daha güzel şeyler olur. Bu yapıyı ben sevdim. Açıkçası hani birazcık şu an tabii ki bu kadar ışık arasında bu gözüküyor mudur bilemem. Daha detaylı güzel çekimler yaparak bunu size göstermeye çalışırım. Rengi beyaz. Ben rengini sevdim. Vomier K87. 87 lakabı 87 tuş olduğunu gösteriyor ve Türkiye'de bildiğim kadarıyla incelemesi yok. Başka tuş seçeneklerine sahip olanları vardır ama bu yok. Bu hani Instagram'da videolar çıkıyor ya karşımıza, adam mobilya yapıyor ya da masa yapıyor. Bir tarafına böyle bir saydam bir şey döküyor. O kalıplaşıyor, böyle güzel bir görüntü oluyor. Bunda da çok kalın bir plastik var. Aynen onun gibi böyle biraz camsı bir yapıda. Çok sağlam, çok güzel duruyor. Herhalde işin nirvanası ve güzel duruyor. Hani bazılarında tabii bu yapı var ama bu kadar güzel durmuyor. Buna tam oturuyor. Şiddeti falan bayağı iyi. Şimdi benim en sevdiğim mavi switch Logitech'in mavi switchleriydi. Ben normalde mavi switch kullanmam ve tavsiye de etmem. Ama bunu tavsiye ediyorum çünkü şöyle bir durum var. Bu mavi switch markası Gateron. Gateron mavi switchleri, Cherry MX'ten sonra Kale ve Gateron geliyor zaten. Hani kalitesi ayrı bir yerde. Ben artık hissiyatına geçiyorum. Hani bu hissiyat tabii ki 300-400 liralıkta olan daha kötü. Ve çok ses çıkarıyor. Bastığında tak ediyor sonunda. Bunda bir yumuşama var. Zaten o hissiyatı alırsan sen fark edeceksin. Veya bu ses evde uyuyanları uyandırmaz. Veyahut mikrofona ses götürmez. Ama karşı tarafın eğer mavi switch'e bana geliyor. İşte bu sıkıntı. Ben buna az önce fiyatına baktım. Banggood'dan Vomier K87 klavyesini seçtiğimizde 600 liralık bir fiyatı var. Fakat satın al dediğinde şöyle bir durum oluşuyor. Benim linkimden tıkladığım için burada 581 gözüküyor. Normalde 636 TL tutuyor. Bunun da sebebi şu. 24 lira kargoya alıyor. 12 lira da sigortaya. Yani bu ürünün başına yolda bir şey gelirse dahi 2 haftada falan geliyor, ki bana 1 haftada geldi. Artık bu işler çok hızlı oldu. Başına bir şey gelirse parayı
iadesi için 12 lira bir şey değil. Toplamda 636 lira tutuyor. Vereceğimiz kodu yazarsınız veya linke tıklarsanız direkt kodlu link zaten otomatik olarak açılacak. 581 ediyor. 636'dan da 581'i çıkardığımızda 55 liralık bir indirim oluyor. Ha tabii ki dersin bunu arttırırlar yine düşürürler. Bir şey diyemem kanka. O maalesef öyle. Evet bu 580 liraya alınır mı? Bana sorarsanız alınır. Ya zaten alınır olduğu için ben burada bunu inceliyorum. USB'si de 3.1 ile bağlanıyor. Gücü de bayağı iyi verebilmesi lazım. Yazılımı var mı bilmiyorum ve kullanmadım. Zaten makro tuşu olmadığı için de yazılımla pek uğraşacağımı sanmıyorum. Varsa da açıklamaya linkini bırakırım. Şimdi baktığımızda Türkiye'de Logitech'in tanıttığım ürünü 1000 liranın üzerinde bir fiyata sahip ve SteelSeries'te zaten 1500'e kadar çıkıyor. Razer'la da aynı şekilde. E şimdi kanka hani bu kaliteli bir ürün. Kullandığı switch belli. 580 lira çok mudur? Yüksek bir fiyat diyemem. Evet ülkemiz için yine yüksek gelebilir ama pahalı bir ürün değil. Orta fiyatta bir ürün. Fiyat performans konusu da tartışılır. Ona da bir şey diyemem. Sonuçta Gateron switchleri bayağı iyi switchler. Önceden kullandığım ve hissiyatını bildiğim çok iyi switch markası. Siyahını kullanıyordum ben. Siyahı da normal siyahtan farklıydı. Bu mavisini hiç denememiştim. Bunu incelemem güzel oldu. Zaten incelemek istediğim bir ürün. Hazır incelemesi yok falan ama şöyle bir durum var. Yani ülkemizde artık bütün ürünler mesela bana habire şunu soruyorsunuz. Monster Pusat K3 evet incelemesi yok. Evet çekersen benim için daha güzel olacak. Bak para anlamında sıkıntı yok. Zaten sipariş ederim, tanıtırım. Yani bizim işimiz bu. Bunu yapmamız gerekiyor. Orada sıkıntı yok. Benim sıkıntım şu. Farklı bir içerik olsun. Ben Instagram'a bunun fotoğrafını attığımda veya yakın çekimlerde içeriği gösterdiğimde açtık ya switch'in içini gösterdiğimde veya bu görüntü ne kadar güzel olacak. Hani aynı şeyi kaç kere daha inceleyebilirim? Sitede hangi switch'i kullandığını bile söylemiyor. Modeli var ama marka yok. Tamam tanıtalım, ilk olalım. Güzel ama farklı bir şey yok ortada. Zamanım yok. En azından yapacaksak dikkat çekici güzel bir şeyler olsun istiyorum. Tasarım olarak hani benim sevdiğim tasarım budur. Kristal yapı diyebileceğimiz çerçevesiz yapılar. Benim daha çok hoşuma giden yapı. Beyaz rengi de artık çok güzel oluyor. Beyaz rengi rakibi olmayan, Türkiye'de özellikle beyaz renk çok bulamadığımız bir klavye. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben keyif aldım. Belki burada keyifli olmamışımdır diğer videoda. Bence daha keyifliydim ama hatırlamıyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ya da beğenmeyebilirsin. Yorum yapmayı unutmayın. Yani ama güzel ürünler söyleyeceksiniz de farklı şeyler olsun. Benim görmediğim, dikkatimi çeken mesela bunu bana Şahin söyledi. Hemen tak tak hallettim. Daha sonrasında Twitch'te varız, Instagram'da varız. Discord en önemli yer. Çünkü Discord'da hemen bir soruyu sorup cevabını alabiliyorsun. Her şey buradan duyuruluyor, her şey buradan yapılıyor. Burada olmanız en önemli nokta. Katıl butonuna da durumu olanlar bakabilir, inceleyebilir diyeyim. Böyle diyelim. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Lütfen olaysız bir şekilde ayrılıyoruz. Bay bay.